Düşey kesiti şekil 1'de verilen yolun x noktasından serbest bırakılan cisim hız zaman grafiği şekil 2'deki gibidir. Cisim TY, TZ ve TT anlarında sırasıyla Y, Z, T noktalarından geçtiğine göre hangi aralıklarda cismin mekanik enerjisi kesinlikle değişmiştir diye soruluyor. Şimdi X noktasında belirli bir potansiyeli var. Aynı zamanda Z noktasında da var. Ve X noktasındaki potansiyeli Y noktasında tabii kinetiğe dönüşmüş. Ancak Y'den Z'ye çıktığı zaman aynı yüksekliğe çıkamamış. O halde Y, Z arasında kesinlikle bir sürtünme var diyebiliriz. Yani mekanik enerjisi kesinlikle değişmiştir diyebiliriz. Ancak X'teki potansiyel enerjisi, enerji potansiyel EK'da ne kadarlık, yani Y noktasında ne kadarlık kinetik enerjiye dönüşmüş, bunu tam olarak bilemeyiz. Çünkü sürtünmeli olabilir, olmayabilir. Aynı şekilde Z'den bırakılan cisim T noktasında belirli bir hızı var. Burada grafikte görmekteyiz. Ancak dediğim gibi daha önceki X, Y arasındaki süre ile, yani yol ile ZT arasındaki yolda da benzer durum söz konusu olabilir. Dolayısıyla Z noktasındaki potansiyel enerji ne kadarlık kinetik enerjiye dönüşmüş, tamamı mı dönüşmüş, onu bu aralıkta bilemeyiz. Ancak YZ arasında tam aynı yüksekliğe çıkamadığı için X'in, sonuçta burada mekanik enerjisi kesinlikle azalmıştır diyebiliriz. O yüzden tek doğrumuz YZ'dir. Cevabımız B seçeneğidir. Aynı maddeden yapılmış KLM iletkenlerinin kalınlıkları farklıdır. Devredeki özdeş lambalardan X ve Y'nin parlaklığı eşit ve Z'ninki daha büyük olduğuna göre yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Şimdi bunların her biri özdeş olduğu için ve X ile Y'nin parlaklığı eşit olduğundan o zaman şunu diyebiliriz. RK eşittir RL diyebiliriz. Çünkü aynı dirençlerden, aynı eşdeğer dirençlerden kollardaki aynı akımlar geçmektedir. M'ye bakarsak ise M'nin direnci de ne olacaktır? Küçük olacaktır. Çünkü küçük yerden büyük akım geçmektedir. Şimdi direncin tanımına baktığımız zaman rho çarpı öz direnç çarpı uzunluk bölü kalınlıktı. Sonuçta kalınlıkları aynı olduğuna göre RK ile RL de birbirlerine eşitse, yani şunu demek istiyorum, SK farklıdır SL kalınlık açısından. O halde ne olacaktır? LK ile uzunluk olarak da LL birbirlerinden farklı olacaktır. Yani bir kesinlikle doğrudur. K ve M, L ile M iletkenliklerinin uzunlukları KM farklı diyor. LM de iletkenlik uzunlukları eşittir diyor. Bunlarla ilgili herhangi bir matematiksel bağıntıya ulaşamıyoruz. Dolayısıyla kesinlik dediği için, kesinlik diye sorduğu için sadece yalnız nedir? Birdir. Cevabımız A seçeneğidir. Başka bir şekilde, şu şekilde de tanımlayabiliriz. Aynı zamanda Z'nin gücü PX'den ve PY'den büyüktür. PX ile PY birbirlerine eşittir. Aynı zamanda şunu da yazabiliriz. IZ'nin üzerinden geçen akımda IX ile IY'nin birbirine eşittir ama IZ de onlardan büyüktür. Yani burada şunu demek istiyoruz. Ve ilk başta dediğimiz gibi RM'nin direnç olarak da değerleri de diğerlerinden de küçüktü. Ama 2 ve 3 numaralı yargılara ulaşamıyoruz. Çünkü matematiksel bağıntı onlara ulaşmamızı engel sadece 1'dir. A seçeneği. Pınar tamamen su dolu bir taşırma kabına X ve Y cisimlerini ayrı ayrı yavaşça bırakıyor. Cisimler eşit kütlede su taşırdıklarına göre yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur? Kaldırma kuvvetini şöyle bir hatırlayalım. V batan çarpı D sıvı çarpı G idi. Şimdi taşırma kabımız var ve taşırma kabı belirli bir miktarda sıvıyı ne yapmış? Dışarıya aktarmış ve cisim belirli bir miktarda duruyor. Bir kısmı sıvının üstünde de olabilir ya da cismin pozisyonu böyle de olabilir ya da cisim tamamen tabana da oturmuş olabilir. Dolayısıyla V batan çarpı D sıvı çarpı G, yani taşınma kabında biriken su miktarı kaldırma kuvvetine eşitse o halde cisimlere etki eden kaldırma kuvveti tamamıyla eşit diyebiliriz. Ancak bir tanesi ortada, bir tanesi de üstte olabilirdi. Sonuçta bu hacimlerinin kesinlikle eşit olmamasına sebep olur. Yani bunu kabul edemem. Kütleler eşit mi?
cisim tamamen tabana oturmuş olabilir. Tabana oturan bir cisim ile ortada ya da yukarıda olan bir cisim farklıdır. Sonuçta cismin kütleleri de eşittir diyemeyiz. O halde tek söyleyeceğimiz kaldırma kuvvetlerinin eşit olmasıdır. Yani kesinlikle doğru olan yalnız 3'tür. Yanıtımız C seçeneğidir. Eşit şiddette kırmızı, yeşil ve mavi ve renkli ışık ışınları X ve Y yüzeylerine aynı anda düşürüldüğünde yüzeyler tarafından sorulan ışık ışınlarının şiddetini gösteren sütun grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre X ve Y yüzeylerine mavi ışık gönderilirse hangi renkte görünürler diye soruluyor. Yan tarafta bir bilgi notu var. Bakın beyaz ışık göndermişiz. Mavi filtreden ne geçmiş? Mavi filtreden mavinin kendisini geçtiğini görüyorsunuz. Yan tarafındaki komşuları daha seyrek geçecektir. Kırmızı filtreden ise geçemeyecektir ve siyah görünecektir. Beyaz ışık gene kırmızıya gönderilmiş. Kırmızı komşusunu geçirdikten sonra yeşilden geçememiş ve siyah görmüş. Çünkü yeşil de ana renktir, kırmızı da ana renktir, mavi de ana renktir. Yeşilden geçenler gene komşularıyla beraber kendisidir. Ancak kırmızıdan geçemeyecektir ve siyah olarak gözükecektir. Beyaz ışığa ise sarı filtreden olduğu için sarı filtreyi, sarıyı oluşturan renkler geçecektir komşularıyla beraber. Ancak yeşil filtreye geldiğinde sadece kendisini geçirecektir. Çünkü kırmızı ana renktir, kırmızıyı geçirmeyecektir. Bu bilgiler ışığına baktığımızda o halde sorulan ışık şiddetinde hangisi sorulmuştur? Kırmızı ile yeşil gönderildiğinde ve mavi ışık gönderildiğinde yüzeye demek ki X'in ne olduğunu söyleyebiliriz. Mavi olduğunu söyleyebiliriz. Y'ye baktığımızda ne sorulmuştur? Kırmızıyla mavi zaten sorulmuştur. Sonuçta yeşil kaldığına göre ve mavi ışık gönderdiğimizde mavi ana renk ve yeşil de ana renk olacağı için o halde Y'yi de siyah olarak algılamamız mümkündür. Cevabımız A seçeneğidir. Bazı spor branşlarında sporcuların kullanmak zorunda oldukları çeşitli ekipmanlar vardır. Yukarıdaki durumlarda kullanılan ekipmanlar hangi seçenekte doğru verilmiştir diye soruluyor. Biri okursak dalgıçlar indikleri derinliklerde deniz yüzeyine doğru çıkarken vurgun yememek için belirli derinliklerde bir süre beklemektedirler. Bulundukları derinlikleri ölçmek için kullandıkları alettir dediğimizde buna batimetre diyebiliriz. Batimetre. Dağcılar dağın zirvesine doğru tırmanırken belirli yüksekliklerde oksijen miktarının azalmasına bağlı mola verirler. Yükseklik ölçmeye çalışıyorlar. Buna altimetre diyoruz. Altimetre uçaklarda da kullanılır. Tekerleklerin içindeki havanın mevsimine göre uygun miktarda olması gerekir. Tekerlek içindeki hava basıncını gösteren alettir. Buna da manometre diyoruz. Manometre. Açık hava basıncını da barometre göstermektedir. Kapalı kısımlarda manometredir. Cevabımız E seçeneğidir. Doğrusal su dalgaları. Bir parabolik engele doğru şekildeki ibi gönderiliyor. Dalgalar engelden yansıdıktan sonra K noktasına toplanıyor. Buna göre bu olay ışığın küresel aynalardan yansımasına benzetilirse parabolik engel ve K noktası için ne söylenebilir diye soruluyor. Okları düz bir çizgi olarak olduğunu düşünürsek, yani ben okları kırmızıyla gösteriyorum. Düz bir çizgi olarak gönderdim, bir ışın olarak gönderdim. Sonuçta yine okun üzerinde devam ediyorum. Paralel giden nereden geçerdi çukur aynada? Odaktan geçerdi. O halde buraya ben odak noktası diyebilirim. Ve bunu da aynı şekilde çukur aynaya benzetebilirim. Dolayısıyla K noktası odaktır ve parabolik engelde çukur aynadır. O halde cevabımız A seçeneğidir. 1609 yılında Galileo kendi geliştirdiği teleskobu gökyüzüne çevirmiş ve başta Ay olmak üzere Güneş, Jüpiter ve Venüs'ü detaylıca incelemiştir. Asal eksenleri çakışık şekilde yerleştirilen bir ince bir kalın kenarlı mercekten oluşan Galileo teleskobunun basit yapısı şekildeki gibidir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi paralel gelenler nereden geçecektir? Odak noktasından geçecektir. Odak noktasından geçeceği için ben bu noktaya ince kenarlı merceğin odak noktası diyebilirim. Gelen ışınlar paralel olarak gittiyse demek ki paralel olarak gidiyorsa şunu diyebiliriz ki cismin odak uzaklıkları da birbirlerine değil mesafe olarak değil ama çakışık olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü paralel gönderilen kalın kenarlı merceğe bunu tersinir özellik olarak yaparsak yani gözün olduğu yerden bir ışını karşı tarafa doğru gönderirsek bunun yansıması
nereden gidecektir? Kırılması sonuçta merceğin arkasındaki odak uzantısından da geçebilecektir. Sonuçta bir merceğin her iki tarafta da odağı olabileceği için sonuçta bunların çakışık olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani ince kenarlı mercek ile kalın kenarlı merceğin odaklarından biri çakışıktır diyebiliriz. Ama ince kenarlı mercekle kalın kenarlı merceğin odak uzaklıklarının aynı olduğunu söylemez bu. Kalın kenarlı mercek ile ince kenarlı merceğin odak noktasındadır değildir. Sadece odakları çakışıktır diyebiliriz. Çünkü bu da yanlış. Uzantısı nereden geçecektir? Kalın kenarlı merceğin olmadığını düşünseydik eğer bu nokta odak noktası olacaktı, zaten odak noktasıdır. Yani cevabımız sevgili öğrenciler, ince kenarlı mercek ile kalın kenarlı merceğin odaklarından biri çakışıktır. Cevabımız B seçeneğidir. Bir başka videoda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.